Büyükçekmeköy ailemizin kıymetli üyeleri, Çekmeköy Belediyesi olarak hemşerilerimizin ata ocaklarına konuk olduk. Cennet vatanımızın nadide bir köşesi olan memleketlerimizden sizlere selam getirdik. Sizlerden de o topraklara kucak dolusu sevgiler götürdük. Bugün izleyeceğiniz belgeselle cennet vatanımızın doğal güzelliklerini, örfünü, adetini, kültürünü kayıt altına almış olmak bize mutluluk verdi. Belgesellerimizi izlerken bizimle aynı duyguları paylaşacağınıza inanıyoruz. Unutmayın, geleneklerden kopmadan gelecekle harmanlanmış güzel ilçemiz Çekmeköy'de bizler büyük bir aileyiz. Dün bize memleket olan ata toprakları gibi bugün de Çekmeköy'ümüz artık çocuklarımıza ve bizlere bir memlekettir. Sıla'ya hasret çeken tüm hemşerilerimize iyi seyirler diliyorum. Anadolu bölgesinde, tarihi İpek Yolu üzerinde öyle bir şehirdeyiz ki, burası için etrafı dağlık, ortası bağlık diyorlar. Evliya Çelebi'nin tanımlamasıyla ise, Gül-i Gülistan, Bağ-Bostan, Çemenistan ve Bülbülistan'dır. Yağar ama üç günden fazla durmaz. Daima sebzesi ve çiçekleri eksik değildir. Bağ ve bahçesi içinde akarsuları bol, hayrat ve bereketleri çok, geniş ovalara ve bolluğa sahip, her hububatı fazla şenlikli bir Erzincan şehridir. Evet, burası Erzincan. Derler ki Selçuklular döneminde Mevlana'nın babası ünlü bilgin Sultan-ı Ulema Bahaeddin Veled davet üzerine geldiği Erzincan'ı ilk gördüğünde "Burası benim canıma layık geldi." demiş. Yukarı Fırat Havzası'nda, dağlık bir arazi üzerinde, dağlar arasında kalan bereketli ovalarıyla, hayvancılık yapılan yaylalarıyla, sadece bu topraklarda yetişen 50 çeşit endemik bitkisiyle, merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun ismini taşıyan Umut Köprüsü'yle, geçmişi M.Ö. 2000'li yıllara uzanan Huriler, Hayaşalılar, Azziler, Hititler, Urartular, Medler, Persler, Makedonlar, Bizans, Arap, Mengücekler, Selçuklular, Eretna, Moğollar, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Safavi ve 1473 Otlukbeli Savaşı ile Fatih Sultan Mehmet zamanında Osmanlı Devleti'ne ev sahipliği yapmış kadim topraklar. Ticari hem askeri açıdan stratejik bir bölgede bulunan Erzincan, yaşadığı büyük depremlere ve bu depremlerin sebep olduğu büyük yıkımlara rağmen, geçmişin sesi olmak için hala direnen yüzlerce tarihi eserle doludur. Üstündeki tabii hazineler değil, toprağının altındaki kıymetli madenlerle de gerçek anlamda hazine değerinde bir şehirdir. Erzincan, ülkemizin en büyük ikinci altın madeni sahasıdır.
bu gizem dolu şehrin Kemaliye ilçesindeyiz. Kemaliye ya da eski adıyla Göktürkçe'de anlamı cennet kadar güzel bahçe olan Eğin ilçesi. Göçler, savaşlar, yangınlar geçmiş Kemaliye'nin üzerinden. Kavimler gelmiş geçmiş derin tarihinden. Doğal güzelliğiyle, Kemaliye evlerinden yansıyan özel mimarisiyle ve tabii derin tarihiyle 2021 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası geçici listesine dahil edilen çok özel bir ilçe burası. Yama Dağı'na, Fırat'a, Munzur Dağları'na, Karasu Vadisi'ne, Kadı Gölü'ne, tarihi değirmenlere, Karasu'ya, Miran Suyu'na, Zincirli Kaya'ya, Orta Camii'ye, dünyanın en büyük kanyonlarından biri olan Karanlık Kanyon'a, tarihi taş yola, Yeşil Yurt Camii'ne, mani yola selam olsun. Selam olsun tokmaklı ahşap taş karışımı evlerine, taş merdivenli sokaklarına. Kemaliye ilçesinde hedefimiz Ekindere köyü. Doğal bir sit alanı olan Kemaliye'nin kayalıklar üzerine kurulmuş köyü Ekindere'ye, heybemizde İstanbul'dan Çekmeköy'den özlem dolu selamlar getirdik zira. Eğin dedikleri de kurban küçük bir şehir. Ana, ben cahilem kurban, çekemem kahır. Yediğim, içtiğim de ağuynan zehir. Ama, ama. Dön gel ağam, dön gel paşam, eğinli mi sen? Sınaya dönmeye de yar, yeminli mi sen? Nefes kesen dağlara komşu Ekindere, güneşe geçit vermeyen Sarp dağlarına. Altımız uçurum, nasıl bir görkem bu gözlerimizden yükselen, hayranlıkla seyrediyoruz. Karasu ovadan iner aşağı. Temmuz'da ekinler çeker başa. Beline bağlamış deprem kuşağı. Salına salına gezer Erzincan. Evet, böyle demiş şair Şeyhettin Yalçınkaya Erzincan'a Şiir adlı güzel dizelerinde. Evet, Karasu ırmağı nimetidir bu cefakar toprakların. Şırıl şırıl akan suyu hem içecek olur, hayat olur insanoğluna, hem sular tarlasını. Yetmezmiş gibi bu kadarı, Keban Barajı'na can olur, evlere ışık olur. Üzerinde yapılan kayak sporuyla insana eğlence olur. Ama her şeyden önce mavisiyle gözlere keyif olur. İlçesi
milli mücadele döneminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 500 atlıyla yanında olacağı şeklinde yolladığı bir telgraf üzerine Atatürk'ün "Eyinliler, siz kemale ermiş insanlarsınız. Bu yüzden adımı size veriyorum" demesi üzerine daha sonra Kemaliye adını almış. Gurbet bu toprakların acı kaderi. Büyük şehirlere, özellikle İstanbul'a göç ilkin ayırmış buranın kadınını erkeğinden. Eyin ela gözlüsünün manileri söylenir olmuş dilden dile. Neyse ki daha sonra aileler bir araya gelmiş gurbet elde. Evet, özlem dolu manilerin yurdudur Eyin. Görünüyor şu Eyin'in dağları. Çiçek açmış mor sümbüllü bağları. Kısmet ola tez zamanda gelesen, anlatamam başıma gelen halları. Ekindere, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlıymış önceleri. Eski adıysa Rabat'mış. Çekmeköy'e göç ederek burada kendilerine yeni yaşamlar kurmuş, ancak köklerinin uzandığı bu köye sevdası hiç tükenmemiş, aksine çoğalmış Ekindereliler. Gözlerinde tütmüş bu dağların renk. Köyde Mehmet Tavukçu ile sohbet edelim. Kevan Barajı 1976 senesinde ismini hak etti. Köyümüzün önünden bir çay akardı. Kumluk olan yerlerde evlerimiz mevcuttu. Tahminen 40 hane civarında evler vardı. 76 senesinden sonra ismini hak edilince köyümüz dağıldı. Kevan Barajı köyümüzü ismini hak etti. Mecburen köyümüzü terk etmek zorunda kaldık. Geçim kaynağımız hep emekliyiz, hazır yiyoruz. Yani her evin etrafında bahçesi var, işte ufak tefek sebzeler yapılıyor. Köyümüzün alt tarafında kale, şimdi kalıntıları kalmış. Battal Gazi Hazretlerine dayanıyormuş. Yani o zamanlar Battal Gazi'nin burada savaş yaptığını söylüyorlar. Gençlere bir sözüm var. Köyümüz çok güzel. Fakat gençler, köyünüzü unutmayın. Silahı rahim yapınız. Hiç değilse izinlerinizi, tatillerinizi buraya geliniz. Sizleri bekliyoruz burada. Köyün camisi. İçine de girelim. Yüksek dağlara sinsin bizim de duamız. Köy konağı ve misafirhanesi de burada. Denilir ki bir adet varmış buralarda. Evliler 2 senede bir, bekarlarsa 3 senede bir sıla-i rahim etmeliymişler memleketlerini. Yoksa bozulurmuş gurbet elde sıhhatleri. Ondan olsa gerek bu büyülü topraklara, bu gizem dolu topraklara ilk fırsatta koşmak istemeleri Ekinderelilerin. O kadar haklılar ki. Hasan Akkoroz burada doğup büyümüş. Onun anıları arasında gezinip bilgilenme vakti. Öğretmenimiz tek öğretmen 5 sınıfa bakardı. Yani ne bulursak onu giyerdik. Ne bulursak da onu yerdik. Daha doğrusu ayakkabı, kara lastik giyerdik. Bazıları çarık giyerlerdi. Biz de heveslenirdik. Keşke bizim de çarığımız olsa diye. Ama her zaman da olmazdı yani. Bulgur çorbası, bulgur pilavı, yani daha ziyade bunlar. Elektrik nerede? İdare dediğimiz, lamba da değil de idare.
kadına çalışan böyle kibrit ucu kadar bir ışık verirdi. Çalışmamız da onda, oturmamız da onda. Anasını daha sonra da bu köy yapılırken de 3,5 ay Kızılay'ın verdiği çadırda biz 7 kişi yaptık. Ne ışık ne bir şey. Böceklerin içerisinde 3,5 ay yattık da bu köyü bu hale getirdik. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ın ilçesinde ikamet etmekte olan Ekindereli hemşehrilerine bir armağanı olan bu belgesel için geldiğimiz Ekindere'ye, Kemaliye'ye, Erzincan'a özlem yüklü selamlarımızı ilettik. Buraların görkeminden görkem, gizeminden gizem kattık ruhumuza. Geri dönüş yolumuza koyulurken ne iyi ettik de geldik diyoruz gönül coşkusuyla. Fırat kenarında yar kayık değilim. Senden ayrılalı canım ayık değilim. Bir çift selamına da nidem layık değilim. Dön gel ağam, dön gel paşam, eğimli misin? Sınaya dönmeye de yar, yeminli misin? Sen?